Merhaba. Hafta sonu canlı yayın yapmıştık ve o canlı yayın öncesinde ve canlı yayın içerisinde çok fazla platinle ilgili soru geldi ve benim de sözüm vardı sizlere platin analizi yapacağım diye. Platin analizi yapmadan evvel hemen şunu söylemek istiyorum biliyorum şimdi ben bu platin analizini yayınlayacağım hemen arkasından hocam altın olacak, gümüş de olacak. Burak platini, altını, gümüşü anlat vesaire gibi şeyler gelecek. Baştan söyleyeyim. Hani belki izlemeden bu yorumları yazıyorlar ama izleye, izleyen de olursa arasında diye yeni bir yorum yapmayacağım. Fed açıklamalarını duyup ertesi günde nasıl hareket ettiğini görünceye kadar çünkü hafta sonu Söyleyebileceğimi söyledim. Artık ondan sonra hocam bu direnç geçildi mi, geçilmedi mi, üstünde kapanış olsa yeterli miydi, bilmem ne miydi. Bunlar artık yönlendirmeye gelen, gelen şeyler. Ben geçildi derim. Fed bir şey söyler, düşer. Ondan sonra bir geçildi dedi, aldırttı, zarar ettim bilmem ne. Onlar size kalmış şeyler. O yüzden altın, gümüş yorumu bugün yok, yarın olacak. Platin. Platin konusunda e, gümüş takip ediyorsanız orada bir aylıkta bir içim okudan bahsetmiştik ve bu içim okunun kırılması ile birlikte gümüşün çok arttığını söylemiştim bunu platinden için anlatıyorum Çünkü platinde de bakın aynı içim oku bu şekilde var ve bunun altında yani gümüşe göre daha bir zayıf durumu var platinin bu ortamda bunun da şöyle bir sebebi var Ne zaman bunun güçlendiğini anlayacağız onu da şöyle göstereyim. Ee, o da şu haftalıkta gördüğünüz grafik. Burada bir içim okum var. Bunun içerisindeyiz. Bunun üstüne çıkması gerekiyor. Bunun üzerine çıktığı zaman o aylıktakinin içerisine girmiş olacak ama daha güçlenecektir diye düşünüyorum platin fiyatları. İşte bu içim okunun geçilmesi gerekiyor. Ee, o yüzden bunu rahatlıkla Fed e, konuşması öncesinde yapabiliyorum çünkü geçiliyorsa Fed konuştuktan sonra tamam zaten ama geçilmiyorsa zaten Platin altına gümüşe göre daha da zayıf işte şu içim oku şöyle işte bu da burasında. Bir denemiş haftalıkta çıkamamış. E günlükte nedir vaziyet dersek? Günlükte de içim okulun üzerinde zaten onu kapatalım. Şu önemli e, Fibonacci seviyesi vardı işte şu tepeden gelen şeyin %78'i. Hem de 940'a denk geliyor o. 940'ın öneminden eski platin yorumlarında bahsetmiştik daha düşmeden evvel. Bakın bu 940 iyi bir destek orasının tutmasını bekliyoruz ama tutmuyorsa platin daha da aşağılara gidecek falan gibi işte zaten pandemi olayları çıkınca daha da aşağılara gelmişti. Şimdi yine öyle gelmiş. Bakın şöyle yukarıda 966'ya kadar hatta çıkmış dün. Fakat bugün 943. Yani 940'ın üzerinde ama öyle çok da üzerine 60 gibi görünmüyor. Aşağıda da wave trend osilatörü sat vermek üzere tam bu noktaya gelmiş. Yani e, buradaki görünüm hala daha bence belirsizliğini koruyor demektir bu haftalığı da şöyle tekrardan açalım. İçim okumuzu da koyalım. İşte günlükteki tepeyi de gördünüz demin. O da burada var. İşte bunu buraya koyalım. 967. Bunun üzerinde İki günlük kapanış, bir gün kapanış olur ama o ikinci günde zaten üzerinde gidiyor, devam ediyor gibi olabilir. O zaman platin 1041 hedefine doğru gidecek demektir. Platin için çok olumlu bir şey olmuş demektir. 1041 hedefinde geçecek olursa, o zaman belki tekrardan bir platin yorumu yaparım, bilmiyorum ama yani anlattığım gibi yani gümüştekine göre daha zayıf. O yüzden mesela platin mi, gümüş mü derseniz gümüş tercih etmenizde fayda var. Ha bu içi oku kırıldı belki çok sert bir hareket yapabilir falan ama onlara da dikkat etmek lazım. İşte canlı yayına katılmış olduğunuz için tekrardan hepinize teşekkür ediyorum ve bugünlük de bu kadar.